şu, biz Mart ayından beri bu ülke ekonomilerinin, yani işte hükümetlerin, devletlerin ve tabii para politikası otoritelerinin, yani merkez bankalarının uygulamalarına bakıyoruz, takip ediyoruz. Düzenli olarak güncelliyoruz hatta. Bir veri tabanı oluşturduk. Mart sonundan beri başladık rapor etmeye. İşte 168 ülkeye bakıyoruz ve 3 grupta topladık bu paketleri. Hani ben de o gruplar altında konuşabilirim, size anlatabilirim. Bir tanesi mali paketler. Biz bunu gayri safi yurt içi hasılanın oranı cinsinden ölçüyoruz. Yani işte %3'ü, %4'ü, %5'i, %10'u neyse. Bu mali paket kısmı. Mali pakette ne var diyeceksiniz. Mali pakette işte devlet hazinesinin yaptığı her türlü harcama var. Tabii şöyle var, yani sonuçta devlet hazineleri pandemi öncesinde de harcama yapıyordu. Pandemi sırasında da yapıyor. Biz şuna bakıyoruz. 2020 yılı bütçesine olması öngörülen bir harcama 1 Şubat 2020'den önce. Sonuçta her ülkenin hani 2020 yılı bütçesi vardı. 2019 yılının sonunda mesela Türkiye'de işte mecliste görüşülüyor, onaylanıyor vesaire. Bir 2020 yılı bütçesi söz konusuydu zaten pandemi evvelinde de. Pandemiden sonra bu bütçeye ek yük ne geldi? Yani bu bütçeye ek harcama ne kondu? 1 Şubat'tan itibaren 2020 yılı bütçesine konan harcamaları takip etmeye çalışıyoruz. Gayri safi yurt içi hasıla oranı cinsinden. Ne var bunun içerisinde? Tabii ki ilk başta bir sağlık harcamaları var. Pek çok ülke sağlık sektörüne ek yatırım yaptı. Hastaneler açtı, doktorlara ekstra para verdi, yeni hemşire aldı, doktor aldı, ilaç aldı, malzeme aldı vesaire. Bu sağlık harcaması pek çok ülkenin mali paketlerinde önemli bir yer tutuyor. Ama onun dışında tabii sağlık harcamasıyla kalmıyor bu iş. İşte iş gücü piyasası ile ilgili harcamalar var, işsizlik ödenekleri var, işsizlik ödeneklerinin arttırılması var. Bazı ülkelerde direkt doğrudan devlet çalışanların maaşlarına katkı sağlıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere biliyorsunuz. Türkiye'de işte bu kısmi çalışma geldi. Orada devletin katkısı oluyor. Veya işte ne bileyim ben, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bir 2000 TL'lik yardım vardı 1 milyon haneye. Ki bu sadece Türkiye'de yapılmıyor. Pek çok ülkede yapılıyor bu tip yardımlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde duymuşsunuzdur. Stimulus check denilen bir şey, yetişkin başına 1200 dolar, çocuk başına 500 dolar para ödemesi yapıldı. İşte belki anlaşabilirse Trump'la Kongre ve şey, yani Temsilciler Meclisi ve Senato, ki en son anlaşamadılar gibi olmuştu. Bir ikincisi verilecek bu paranın. İşte ne bileyim ben, sonuçta bazı ülkelerde devlet doğrudan mesela bir restoranda, kafede yaptığınız harcamanın bir kısmını dahi karşılıyor o sektörü teşvik etmek için. Hani pek çok böyle bir farklı farklı ödemeler var. Farklı farklı mali paket içerikleri var ülkeden ülkeye değişmekle beraber. Tabii içerikler değişse de ülkeden ülkeye, bir de tabii bunların toplam yekünü de değişiyor ülkeden ülkeye. Tabii o toplam yekünü de biz gayri safi yurt içi hasılanın oranı cinsinden ifade ettik ki, çünkü ne bileyim işte Lüksemburg gibi 1 milyonun altında nüfusu olan bir ülkenin tabii ki şeyiyle, toplam harcamasıyla işte 80 milyon nüfusu Türkiye'ninkinin aynı olması zaten beklenemez. Hani onu bir şekilde oranlamak lazım. Biz işte gayri safi yurt içi hasılayı oranlayarak bunu ortaya koyduk. Ve işte baktığımızda da işte %40'a yaklaşan maliyet paketi açıklayan ülkeler de var, Japonya gibi. İşte Türkiye mesela %3,78'de, ki biraz gerilerde kalmış gözüküyor açıkçası. Kendi kişi başı milli gelirine dahi oranla benzer ülkelerden dahi biraz geride kalmış gözüküyor açıkçası. Bir de böyle hani petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle pandemiden sonra, biliyorsunuz bir ara eksiye de düştü, sonradan toparladı, ama petrol ihraç eden ülkelerin çok ciddi bir mali krizi söz konusu. Bu ülkelerde geçtim ek bir harcama yapılmasını, tam aksine bir mali bütçede bir azaltılmaya gidiş söz konusu. Onları da eksiği de ifade ediyoruz tabii. Çünkü onlar ciddi mali bir kriz yaşıyorlar. Fazla ülke yok böyle, birkaç tane, ama yani sonuçta var. Dolayısıyla bizim o işte elimizdeki mali paket verisi eksi, en son galiba en düşük değer alan ülke eksi 5 civarındaydı. Eksi 5 ile artı 40 arasında, yüzde eksi 5 ile artı %40 arasında değişiyor. Bu sadece mali paket boyutu. Tabii devletler sadece mali paket harcamasıyla kalmıyorlar. Bir de üstüne para politikası önlemleri var. Merkez bankaları kanalıyla yapılan, hatta bazen işte kısmen gene devlet eliyle yapılan para politikası önlemleri var. Nedir bunlar? Bir kere en başta işte merkez bankaları eliyle yapılan faiz indirimi. Biliyorsunuz Türkiye'de de pandemi başında işte %10,75'ti politika faizi. 8,25'e kadar düştü. Yani %2,5 oranında bir, 250 bas puan tabiri caizse piyasa tabiriyle düşürüldü. Sonra ama tabii döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı yeniden biliyorsunuz yakın zamanda 200 bas puan yükseltilerek 8,25'ten 10,25'e çıktık, ama pandemi öncesindeki 10,75 oranına göre 10,25 hala bir miktar düşük. Tabii o politika faizi kullanılıyor, kullanılmıyor, Türkiye'de o tartışmaya girmiyorum, ama sonuçta bir gösterge olarak söyledim. Bunu yine sadece Türkiye yapmadı. Pek çok ülkede politika faizi, ki politika faizi bir tane de olmayabiliyor. Farklı ülkelerde farklı para politikası araçları ve faiz oranları kullanılabiliyor. Onların işte ortalamasını aldık, ağırlıklı ortalamasını.
Pek çok ülkede bu düşürüldü politika faizi. Bu bir şey, uygulama. Diğer uygulama rezerv katsayı oranı diye bir şey var. O da yine para politikasındaki araçlardan bir tanesi. İşte, özet bilgi olarak işte bankaya gidip 100 lira para yatırdığınız zaman banka onun bir kısmını kredi olarak verebiliyor, bir kısmını da tutmak zorunda kasada. İşte o kasada tutulan oranın yüksek olması, paranın piyasadaki paranın azalmasını, düşük olması ise bollaşmasını sağlıyor. İşte o parayı bollaştırmak için merkez bankaları o katsayı oranını birazcık düşürdüler. Yine pek çok ülkede bu rezerv katsayı oranının düşürüldüğünü gördük. Türkiye'de de dahil olmak üzere ve onları da para politikası paketi içerisine koyduk. Bu da başka bir önlem. Üçüncü önlem de makrofinansal tedbirler. Makrofinansal tedbirlerden kastımız da işte örneğin Türkiye'de Halk Bankası eliyle verilen, ne bileyim, esnafı verilen ucuz kredi veya kamu bankaları ile verilen ucuz kredi. Merkez Bankası'nın doğrudan tahvil alımı. Merkez Bankası biliyorsunuz Türkiye'de İşkur'dan bile tahvil aldı. İşkur'a mali ek kaynak yaratmak için. Veya hatta biliyorsunuz Merkez Bankası kanunu değiştirildi ve Merkez Bankası doğrudan belli stratejik firmalara kredi vermeye başladı. Bu hani finansal araç sonuç, bu işte yurt dışında da gene bu yapılıyor. Amerika'da mesela atıyorum Payroll Protection Program var. Ne bileyim işte gene KOBİ'ler mesela ucuz kredi alabiliyorlar. Hatta ücret ödemesini harcarlarsa kredi doğrudan hibeye dönüşüyor vesaire. Bu tip hani finansal, makro finansal tedbirler var. Bunları da biz tek tek takip edip not ettik yine 168 tane ülke için. Bu da işte hiç bunu yapamayan ülke de var. Gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse %50'si %60 oranında bunu yapan ülkeler de var. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri çok ciddi bir makro finansal politika uygulamasına gittiler. Bu da bir tedbir. Bir de tabii şey var. Tabii bu tip genişlemeyi yapınca, mali genişlemeye, parasal genişleme, gene ne yazık ki işte bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin döviz kurları maalesef kırılgan, hassas. Böyle olduğu için de ciddi bir değersizleşmeye gidebiliyor genişleme dönemlerinde. Türkiye'de de örneğini görüyoruz. Bugün de belki takip etmişsinizdir, dolar 7.94'ler civarında seyrediyor. Yani Türkiye'de bir miktar daha fazla bu olmuş olsa da pek çok gelişmekte olan ülkenin meselesi bu. Ve bu işte değer kaybı, ulusal para birimindeki değer kaybını engellemek için de yine pek çok ülke bazı işte tedbirler almaya çalıştı. Bunun bir kısmı işte piyasaya döviz satmak. Veya bir şekilde piyasadaki böyle döviz, Türkiye'de de biliyorsunuz bu yapıldı. İşte veya dövizle ilgili bazı vergilenme, işte mesela döviz mevduatlarına, döviz alışlarına bir vergi getirildi. Kambiyo vergisi biliyorsunuz. Döviz mevduatlarından elde edilen faizle ilgili ek bir vergi getirildi vesaire. Ki bu genelde bu tarih Türkiye'de yapılan bir şey değil. Pek çok ülkede yapılıyor. Az ya da çok. Pek çok gelişmekte olan ülkede yapılıyor diyeyim. Gelişmiş ülkeler pek buna şey yapmıyorlar. Pek bu tedbire ihtiyaç duymadılar. Bir de bu var. Hani bunu da biz gene not ettik. Bugün 168 ülke arasında bu tip tedbirler oldu ve